Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkten oluşan kolay bebek battaniyesi ya da farklı birçok alanda değerlendirebileceğiniz örgü modeli anlatımı yapacağım. Anlatım yaparken 3,5 milim bir tığ kullanıyorum. Hadi kolay modelimizin anlatımına geçelim. Evet, bismillah diyelim ve zincir yapımına başlayalım. İstediğimiz uzunlukta zincir yapabiliriz. Yapacağınız örgünün türüne göre zincirlerinizi hazırlamalısınız. Zincir sayımız 2 ve katları olmalıdır. Sizler de bu şekilde 2-2 sayarak istediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirlerinizi hazırlayın. Ben küçük bir numune anlatacağım için az sayıda zincirle sizlere deseni anlatıyor olacağım. Dediğim gibi siz uzunca zincirinizi yapmalısınız. Benim için yeterli. Şimdi ikinci zincirimden geriye dönüp başlıyorum ve sık iğne yapıyorum. Birinci sıramız sık iğneden oluşuyor. Zincirimizin sonuna kadar sık iğnelerimizi yapalım. Evet, birinci sıramı bitirdim. İkinci sıramıza çıkarken tekrar bir zincir yapıp çeviriyoruz ve ikinci sıramızı da ilk başlangıçtan başlayarak sık iğne yapıyoruz. Burada da hiçbir farklılık yok. Sona kadar sık iğne yapalım. İkinci sıramızı da tamamladık. Bir zincir yaparak yine başlangıçtan itibaren başlıyoruz ve bir sıra daha sık iğne yapıyoruz. Bu bizim üçüncü sıramız. Biz bunu dörde tamamlayacağız arkadaşlar. Yani üçüncü sırayı yapalım, dönelim, tekrar dördüncü sırada yapıp diğer rengimize geçeceğiz. Ben de hazırlayıp geliyorum. Evet, toplam dört sıramı yaptım. 1 2 3 4. Şimdi yeşil rengimle devam ediyorum. Burada ipimi ekliyorum. Bir zincir yaptım, bunu sıkıştırdım. Şimdi beyaz ipim burada beklerken ben iki zincir yapıyorum. Çevirdim. Tığımın üzerine bir kere doladım. İlk boşluğu atlıyorum. İkinci boşluğun içerisine üç tane ilmeğimi tek seferde çıkartarak burada bir trabzan oluşturuyorum. Bir zincir, tekrar üstüne bir kere ipimi doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Yine 3 ilmeğim var. Yine bir yarım trabzan yaptım. Şu şekilde. Küçük bir V deseni yapmış oldum. Şimdi arada zincir yapmaksızın tığımın üzerine bir kere doladım. Bir tane atlıyorum. Yine buraya yarım trabzan. Bir zincir, aynı yere tekrar yarım trabzan. Bu şekilde sona kadar V desenlerimizi yapıyoruz. Sona geldim. Bu sonda da yine bir desen yapıyorum.
Fakat burada sıram bitmedi. Son boşluğuma da tığıma bir kere dolayıp batıyorum ve 3 tane ilmeğimi tek seferde çıkarttım. Sade bir tek yarım trabzan yaptım. Ve burada 5. sıramız bitti. Evet, 6. sıraya başlayalım. 2 tane zincir yaparak çevirdim. Yine burada yapmış olduğum V boşlukların içerisine, şu bir zincir boşlukları var biliyorsunuz, V deseni yaptık. Oraya yine yarım trabzan, bir zincir ve yarım trabzan yapıyoruz. Aralarda zincir yapmıyoruz. Diğer desenin ortasına da aynı şekilde desen yapıyoruz. Eğer burada arkadaşlar renkli iple yaptığımız kısımda bol oluyorsa, bollaşma oluyorsa tığ numaranızı yarım ya da 1 milim düşürebilirsiniz. Örneğin ben sık iğne kısmını 3,5 milimle ördüm. Ben burada ayarlayabiliyorum ama sizler şu kısımda bollaşma olursa buradaki milimi 3'e, 3 milime ya da 2,5 milime kadar düşürebilirsiniz. Sık iğne kısmında çok sıkı örenler. Ben ayarlamasını dediğim gibi yapıyorum ama bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet, son V desenimi yaptım. Bu kenarda zincirim var. Tığıma bir kere doluyorum. Şimdi zincirin içerisine batacağım. İlmek çıkartıyorum. Tığımda bekleyen 3 tane ilmeğimi şu şekilde, bakın bunu böyle üstten alıyorum. Üst sırayı yükseltmek için. Şimdi 4 ilmeğimin içinden çıkarttım. Burada 2 zincir yapıp çeviriyorum. Burada amacımız beyaz ipimizi kenarda yükseltmek, daha sonra bu beyazla devam edeceğimiz için. Tığımı bir kere doladım, yine V desenin içerisine aynı şekilde V deseni yapıyorum. Bu bizim 4, 5, 6, 7. sıramız. 7. sırada da aynı işlemi yapıyoruz. 8. sırayı da yine yeşille devam ediyoruz. Daha sonra beyaza geçeceğiz. O kısmı da şimdi sizlere gösteriyor olacağım. Ben bu sıraları tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet, 7. sıramın sonundayım. Burada da bir tane yarım trabzanla bitirdim. Aynı şekilde burada 8. sıramı da yapıyorum. Dediğim gibi burayı da tamamlayayım arkadaşlar. İp yükseltmeyi de yine sizlere gösteriyor olacağım. Bu sırayı da devam edelim. Evet, 8. sıramın sonuna geldim. Burada tekrar ip değişikliği yapacağım için beyaz ipimi yukarıya alıyorum. Beyaz ipimle devam edeceğim. Toplamda 4 sıra beyaz, 4 sıra yeşil yaptık. Şimdi tekrar 4 sıra beyazla devam edecek modelimiz. Bir zincir yaptım, çevirdim. Başlangıçtaki ilk boşluktan başlayarak sık iğne yapıyorum. V desenimin orta boşluğuna batıyorum, sık iğne. 2 desenin ortasındaki ilmekten batıyorum, sık iğne. V desenin ortasından sık iğne. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar hiçbir farklılık olmayacak. Başlangıçtaki sık iğne sayımızla aynı olmalı. Şöyle sıra sonuna kadar burayı da göstereyim. Bir ara boşluktaki ilmekten batıyorum. Bir boşluğun içine batıyorum. Sona geldiğimde zincirime de batarak sık iğnemi tamamladım. Şöyle bakın. Bir zincir çevirdim ve yine başlangıçtan itibaren tüm sık iğnelere sık iğne yaparak bu sırayı da 4 sıraya tamamlıyorum. Burada üst sıraya geçerken yeşil ipi yükseltmeyi unutmayın. Her sırada dönüşlerde ipimizi yükseltiyoruz, beyaz ve yeşili. O şekilde ilerleme yapıyoruz. Dediğim gibi sizin burası çok pot duruyorsa, bollaşıyorsa arkadaşlar, şuradaki sık iğnenizden yarım ya da 1 milim daha ince bir tığ ile, 2 tığ ile çalışabilirsiniz.
Ben dediğim gibi elimi ayarlayabildiğim için sıkıntı olmuyor. Biraz da şöyle düzeltiyoruz tabii, sık iğneler biraz daha fazla topladığı için. Bu şekilde istediğimiz gibi örgüler yapabiliriz. Şimdi büyük bir model de çalıştım. Onu da göstereceğim sizlere. Bakın şöyle. Oldukça güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Battaniye yapıyorsanız bebek battaniye kenar modellerimi oynatma listemden bakabilirsiniz. Kanalımın ana sayfasından kolaylıkla bulursunuz. Hoşça kalın.